Bir kan sokullu sosyal medyaya çok mesafeli olduğunu söylüyor. Yani Müge bizim tam tersimiz. Diyor ki cep telefonuyla da diyor çok haşır neşir değilmiş. Eğer onun da elinde bir cep telefonu görüyorsak bakın neden telefon varmış elinde olsun. İzleyelim. Birkan Sokullu herkesten sakladığı gizli hobisini ilk kez açıkladı. Tek başınayken gizlice ne yapıyor? Yani yaptığımız mesleğin farkındayım yani insanların da beklentisinin farkındayım. Sevgilisi Eda Gürkaynak Birkan Sokullu'yu nasıl değiştirdi? Bu işin prensiplerine aykırı olmamak adına daha çok kullanmaya çalışıyorum. Birkan Sokullu 2 yıl önce Eda Gürkaynak'la aşk yaşamaya başladı. O günden sonra da hem tarz hem yapı olarak çok değişti. Eskiden kamera görünce kaçardı Birkan Sokullu. Verdiği röportajlar bile sayılıydı. Ama Eda Hanım'la birlikte kameralara da ısınmaya başladı. Bu ilişki size biraz daha iyi geldi diyebilir miyiz? Mesela daha önceden İstanbul gezilerinde falan böyle çok görürdük sizi. Çok arkadaşlarınızla falan karşılaşırdık. Ama evet. Sanki bu ilişkiden sonra biraz daha durağanlaştınız mı? Ya böyle herhangi bir ilişkiyi kıyaslamak doğru bulmuyorum. Her ilişki kendi içinde iyi. Ben şu an tamamen kendi ilişkimden sorumluyum ve bu da dediğim gibi, söylediğim gibi yani her şey çok yolunda gidiyor, güzel gidiyor. Tabii ki de birbirimize çok birbirimizi anlıyoruz. Pozitif bir iletişimimiz var kendi aramızda. Bundan dolayı da çok mutluyum. Umarım böyle de devam eder. Kendini her alanda geliştirdi Birkan Sokullu ama bir tek sosyal medyayla barışamadı. Yani hiçbir ilişkim yok bu konuyla. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz gerçekten. Yani şöyle bir şey tabii ki hani, yani yaptığımız mesleğin farkındayım yani insanların da beklentisinin farkındayım. O kadar da yok saymıyorum yani sosyal medyanın gücünün de farkındayım ama dediğim gibi yani sadece aslında bu işin prensiplerine aykırı olmamak adına daha çok kullanmaya çalışıyorum. Sevgilisi Eda Gürkaynak'la eğlenceli videolar da çeken Birkan Sokullu sosyal medyayı mecburiyetten takip ediyormuş. Peki neden elinden hiç telefon düşmüyor öyleyse? Benim elimde telefon dolanıyorsa %70 olasılıkla satranç oynuyorum falan gibi durum var işte. Yapılan anketlerde halkın %90'ı hep belgesel izliyor. Rating rekoru kıran dizileri kimin izlediyse bilinmiyor. İşte bu da öyle bir durum olmuş. Birkan Sokullu sosyal medyadan olabildiğince uzak duruyor. Eline telefonu her aldığındaysa satranç oynuyormuş. Ünlülerimize sorduğunuzda şöyle diyorlar. Dijital platformlarda yabancı dizileri izliyorum ama sorun hangi oyuncu hangi kadroda hepsini biliyorlar. Hiç magazin izlemez ve gazetelerde sosyal medyada magazini hiç takip etmezler ama her şeyden haberleri var. Onlar da belgeselci. Onlar da belgeselci. Yalnız ben Birkan'a gerçekten imrendim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sosyal medyaya mesafeli duranlar, elinde böyle cep telefonuyla gezmeyen insanlara ciddi büyük bir özgürlük. Ciddi bir iç çekiyorum. Çünkü bu nasıl bir bağımlılık? Evet. Yani en azından kendi adıma söyleyeyim bir bağımlısı oldum. Evet. Sosyal medyada aman ne oluyor? Bir şeyler oluyor ve benim haberim yok. Evet. Telefonum nerede filan bu vaziyetteyim. Müge benimle dalga geçiyor. Hatta diyor ki aman senin emziğin elinde değilse sen şimdi mutsuz olursun ağlamaya başlarsın. Evet evet. Gerçekten bilmiyorum. Bir şey olduğunda siz ben diyorum ki al. Siz nasılsınız? Siz de yazın lütfen. Yani böyle bir bağımlı durumunda mısınız? Ben televizyonda bir şey izlerken bile elimde cep telefonu olsun evet. İstiyorum. Çok tek bir şeye bir şey ama. Müge tek bir şeye konsantre olmak ya da ne bileyim tek bir şey izlemek beni sıkıyor. Evet evet ama bak ne kadar yorucu aynı zamanda. Yoruyor çünkü tabii gözüm neden? De yoruluyor, gözüm bozuluyor, evet, çünkü oturuşun değişiyor. Şöyle boynum bir mesaisi vardır bazı işlerin. Hani saat 8'de biter, 10'da biter. Böyle gazetelerde falan çalışıyorsanız eskiden çok geç saatlere kadar devam ediyorduk. Ama bunun saati mesaisi yok. Yatarken şöyle bir şey oluyor bazen de. Ya yattıktan yarım saat sonra önemli bir haber öyle düşerse. Oluyor zaten. Evet. Ben şimdi hani uyuyacağım. Dur gözüm dalmadan önce bir kez daha bir Twitter'a bakayım. TT'de neler konuşuluyor. Nereye bakacağını şaşırdım. Bir Instagram'a da bakayım. Orada bir şey var mı falan. Gerçekten elimde olmadığı zaman bir yerde unuttuğum zaman falan kendimi çok eksik hissediyorum. Mutsuz oluyorum. Yalnız, bu bir hastalık mı? Bağımlılık mı? Bağımlılık bir de bir hafızayı çok iyi etkilediğini düşünmüyorum. Evet. Yani böyle bir hafıza ve göz numarası gidip geliyor böyle göz, bir dalgalanıyor. Bir şey daha bir de oturuşunuz falan değişiyor. Ben artık şöyle bir hafif kamburlaştım. Ben de. Bir de onu bırakın şöyle baktığımız için boyunda böyle çizgiler oluşmaya Gülşen başladı. Gülşen bana bir şey öğretti. Gülşen bana bir şey öğretti. Ben artık arabada giderken şöyle yapıyorum. Gülşen bu da kolay olmuyor ama biliyor musun? Yine evet. O zaman da kolun ağrımaya başlıyor. Evet, bir de arabada böyle birisi gidiyor düşünsenize. Yalnız şunu da itiraf edelim. Hmm. Biz yayına çıkmadan önce bizim en büyük keyfimiz ne? Söyleyeyim. Söyle söyle. Kahvaltımızı edip ufak tefek bir şeyler atıştırıp
çayımızı kahvemizi yudumlarken biz de tıpkı arkadaşlarımızın bu haberde azıcık dalga geçtiği gibi TRT belgeseli izliyoruz. Aa, bayılıyoruz. Sakinlik, rahat ve huzur, ondan sonra buraya çıkınca coş.